Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda açılar konusundaki ÖSYM tadında sorular 2 numaralı testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yusuf kalınlıkları önemsiz 3 özdeş kibrit çöpünü uçuca eklemiş ve şu şekilde elde etmiş. Özdeş kibrit çöpü. Tamam bunları yazdık. A hocam bak iki eşitlik arasında 60 derece varsa. Burada ne yapıyorduk? Hemen hocam bir ikizkenar oluşturalım. Öbürlerini de oluşturmuyabiliyorduk. Aa burada özel bir durum oluşuyor. Niye? Tepe 60 ise 180 60 çıkart. 2'ye böl 60 60 çıkıyor. Yani burada o özel durum nedir? Eşkenar çıkması arkadaşlar. E, eşkenar çıktı ne oldu? Şu eşitlikle hala alakasızlık devam ediyor demeyin. Eşkenar çıktığında niye şu eşitliği koymazsınız anlamı. Evet neyse koyduk bak koyunca ne çıktı? O ikiz kenar çıktı hocam. Yani şuradaki ikiz kenarı böyle yapmayla olmuyor o işler. 60 özel olduğu için buradan ikiz kenara tamamlamak daha mantıklı. E, 140 60 daha 200. Buraya kaç derece kaldı? 160 derece kaldı. İkizkenarlık kenarlık da var burada. 180'den 160 çıkart. 22'ye böl. 10 derece 10 derece bulundu. Bizden de x isteniyor. X'i dolayısıyla ne bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. Cevabımız böylelikle Cihan oldu. Geldik 2'ye. Aşağıda birbirine paralel D1 ve D2 doğruları ve yine birbirine paralel KL ve şu MN doğruları verilmiş. Evet şunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. A artı B küçük 90 olduğuna göre değerlerinden hangileri 90'dan büyüktür? Arkadaşlar şöyle bir M kuralı var mı? Var. Yani A artı B'nin ne olduğunu biliriz? C. Hocam A artı B 90'dan küçüktü. O zaman A artı B 90'dan küçükse C de 90'dan küçük değil midir arkadaşlar? Evet. C 90'dan küçüktür. Bizden 90'dan büyük olanlar soruluyor. O zaman birincisi olmadı. İkincisine bakalım. Bak C 90'dan küçük. Burası dar. 90'dan küçük. D'ye bak diyor. D'ye baktığımızda da şuradaki iki paralel oradaki U'ya bakarız değil mi? Bu darsa 90'dan küçükse ve C artı D 180'e eşit olduğuna göre e C darsa 90'dan küçükse D de kesinlikle ama kesinlikle nedir arkadaşlar? Geniş. Yani 90'dan büyüktür. Yani ikincisi kesinlikle doğru oldu. Üçüncüsüne bakalım. E, B. E artı B. Hocam biz D'yi ne bulduk? Bak E ile B'ye bakınca D de içine giriyor. D'ye de bakacak olursak hop şöyle. E ile B'nin toplamı bir de D'nin toplamı 180 yapacak. E senin D geniş değil miydi? Hocam D senin 90'dan büyükse E artı B ne olmak zorunda? X'in toplamı 180 olacağından kesinlikle ama kesinlikle 90'dan küçük olmak zorunda. Yani bu da dar oldu yani 90'dan küçük oldu. Bizden 90'dan büyük olan soruluyor. O da sadece D yani cevabımız yalnız 2 yaptı arkadaşlar. Evet ikinci sorunun cevabı balık kesir oldu geldik 3. soruya. Aşağıda şekil 1'deki AH ayağı masa yüzeyine dik. Hemen şunu şöyle hoppala gösterelim arkadaşlar. Ve A, B ve C noktalarındaki vidalar ile katlanabilir kollara sahip masa lambası için ED masa yüzeyine paralel ve ADBC 20 derece olarak verilmiş. Burası da 110 verilmiş. 110 20 daha kaç yaptı? 130. Buraya kaç kaldı? 50. Hocam şurada bir M kuralı çıktı. Yani şurası da 90 ya. 50 ile 90'ın toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 50 ile 90'ın toplamı 140 yapıyor. Burayı 140 buldum. Sonra devam edelim. Bakın A açısını 140 buldum. A burada şekil değişmiş. B açısı da 110 derece. Değil mi? Evet şekil 1'deki lambanın kolları sadece A noktası gevşetilmiş. O zaman B'deki 110'luk hala devam ediyor. A gevşetilmiş A döndürülmüş. Buradaki 90'lık hala devam ediyor arkadaşlar. Devam. A noktası gevşetilerek AB kolu saat yönünün tersinde 80 derece döndürüldüğünde. Önceden AB kolu nasıl nasıldı arkadaşlar? Şöyle sağ çapraz yukarı doğruydu. O zaman sen de böyle döndürme işlemi varken önce bir sağ çapraz yukarı doğru şöyle bir koy. Masal lambası bu şekilde değil miydi? Evet bizim AB'miz önceden bu şekildeydi arkadaşlar. Bu AB arasındaki açıyı da biz ne bulduk? 140 derece bulduk. Bakın şuradaki açıyı biz 140 derece bulduk. Adam sana diyor ki sen bunu döndür diyor. Böyle döndürülmüş hali bu. Bak sen bu AB'yi hop döndürdüğünde buraya mı denk geldi? Yani kaç derece döndürmüşsün sen burada? 80 derece döndürmüşsün. E 140 var 80 var. 140 80 daha 220. 360'dan çıkartınca yine 140 mı geliyor arkadaşım? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? Bu durumdayken diyor alfa nedir diye soruluyor. Bizim böyle birkaç tane zikzak olduğunda sağa bakanlar toplamı sola bakanlar toplamına eşit demiyor muyduk? Sola bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, sağa bakan. Daha doğrusu sol, sağ, sol, sağ sistematik sırasıyla devam edecektik. Alfa ile 140'ın toplamı ne eşit olmak zorunda arkadaşlar? 110 ile 90'ın toplamına eşit olmak zorunda. Buradan da alfayı ne buluruz? 200'den 140'ı çıkartacağız. 60 derece olarak buluruz. Yani kaçıncı soru? Üçüncü sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Şekil 1'de resmedilen bazanın sandığı ile eşit boydaki baza kapağı bulunduğu bu konumdan yukarı doğru önce 40 derece kaldırılmış. ağaç konumu sonra da 70 derece kaldırılmış. Arkadaşlar işte buna dikkat. Bak önceden bazanın konumuyla şurası aynıymış değil mi? Şuradaki ee, şu yapıyla. Sen bunu böyle kaldırdığın zaman ne oluyor? Buna dikkat edeceksin. Sen buradaki yapıyı kaldırdın. Yani bir döndürme işlemi yapıyorsun. Döndürme işlemlerinde eşliğe dikkat. Hocam önceden bu buradaydı. Şimdi döndürülerek buraya geldi. Yani şununla şu birbirine eşit değil mi? İstediğin yere götür. Buradaki eşitleri kullanacaksın. Bak önceden hocam bu. Burası. Şu kenarla şu kenar çakışıyor diyor ya. Hocam şurası. Ne bu? İkiz kenar. E hocam bunun tepe açısı kaç? 40 derece. Verilmiş. 40 derece kaldırıldı. E burası 40'sa taban açıları kaç yapıyor? 70-70. Çünkü 180'den 40 çıkart. 142'ye böl 70 70 yaptı. Sonra diyor ki sen bunu biraz daha kaldır. Yani 70 derece kaldırırsan diyor. E hocam kaldırdığın zaman 70 derece yine aynı uzunluk devam ediyor. Yine ikiz kenarlık var mı? Var. Yani senin buradaki açı 70 derece ise yine ikiz kenarlık var burada. 180'den 70 çıkart. 110 2'ye böl. 55 55 yapar buraları. E hocam şuradaki açı 55 dereceyse eğer 55 ile x'in toplamı nedir arkadaşım? 70 derece olacağından x'i de buradan kaç buluruz? 15 derece olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Döndürme sorularında lütfen bunlara dikkat edin. Evet 4'ü de edremit bulduk. Geldik 5'e diyeceğim ama ÖSYM köşesi yani çıkmış soru. Maalesef YouTube kanalımda bunu çözemiyorum. Daha önce de konuşmuştuk. Uygulamadan bakabilirsiniz. Geldik 6'ya. Yukarıdaki rüzgar 5 özdeş dik üçgenin dik üçgenin şekildeki gibi birleştirilmesiyle elde edilmiş. Bak dikkat edin. Kısa kenar var, uzun kenar var. E hocam özdeş ya. Bütün kısa kenarlar birbirinin aynısı. Bütün uzun kenarlar da birbirinin aynısı mıdır? Evet. Hocam kısa kenarı gören x burada da burada da burada da burada da her yerde kısa kenarı gören x'tir. Ama bu noktada birleştirilmiş ya bana burada kaçlar lazım. Hocam bu açı uzun dik kenarı görüyor. Hocam bu açı da uzun dik kenarı görüyor. Bu da, bu da, e bu da. O zaman bu açılar birbirine eşit değil midir? Evet. Kaç tane var burada? 5 tane. 5 tane çizgi açısı var. Yani ben buraya bir alfa dersem. 5 alfa eşittir. 360 tam açı yaptığından dolayı alfayı da buradan kaç buluruz? 72 buluruz. E bizden ne isteniyor? Alfayı 72 bulduk ya. Alfa 72 ise o zaman 72 ile x'in toplamı da dik üçgen olacağından yani 90 derece olacağından x de buradan kaç çıkıyor? 18 çıkıyor. E hocam biz nereden bilelim bunun kısa kenar? Ya şekilde uzunluklar belli. Daha öncesinde söyledim. ÖSYM kısa ve uzun kenarı belli edecek şekilde üçgenleri koyuyor. Eşlikleri rahatlıkla söyleyebilirsin. Eskiden bu şekilde demiyordu. Kısa kenarlar bunlar diye söylemek zorunda hissediyordu ama artık ÖSYM de bu şekilde soru yazıyor arkadaşlar. Yani baktığınız zaman kısa kenar uzun kenar belli kardeşim. Tamam. Altıncı soruyu böylelikle ne bulduk? 18 bulduk. Yani cevabımız balıkesir çıktı. Geldik 7'ye. Özdeş ikizkenar üçgenlerden 3 tanesi D doğrusu üzerinde şekil 1'deki gibi konumluyken e, bu bu ikizkenar üçgenlerden bir tane daha ilave edildiğinde şu şekilde olmuş. Şekil 2 oluşmuş. A ikizkenar üçgenlerin tepe köşesi ve ABC 48 olduğuna göre evet ikizkenarların tepe köşesi bu diye belirtmiş. <laughs> Şöyle eşitleri mutlaka yazacağız arkadaşlar. Eş yapıda bir şey kullandığında eşitliği yazacağız. Bak ne çıktı? İkizkenar çıktı. Gördün mü? E aynı zamanda x kenarlarının tepe açıları eş olduğu için hepsinde aynı değil midir arkadaşım? Evet. E burası 48 iken burası da 48. Kafadan yapalım. 48 ile 48'in toplamı kaç? 96. Buraya kaç kaldı? 84 kaldı. O zaman ben buraya x dersem burası da x burası da x olacağından dolayı yani burada 3 tane x artı 84 de 180 olur. Buradan 3x eşittir 96 olur. Ve x'i de buradan kaç buluruz arkadaşım? 32 buluruz. E bizden ne isteniyor? Alfa isteniyor. Arkadaşım hala bunlar x. Yani x 32 bulduk ya. O zaman burası 32. Tepe açısı 32. 32. 32. 32. Ve bunlar hepsi birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Şöyle eşitleri koy. Koyduğun zaman bak yine bir x kenar üçgen çıktı. E arkadaşım alfa ise burası alfa mı? Evet. 32, 32, 32, 32. 4 tane 32 var. 4 tane 32 ile şuradaki açının toplamı y açısı diyelim. Y açısının toplamı 180 olacağından y açısı buradan 4 ile 32'yi çarpsan 128. 180'den 128 çıkarsan 52. Burası 52 yaptı. E o zaman alfada ne olacaktır arkadaşlar? Alfada 180 eksi 52 bölü 2 olmaz mı? Çünkü ikiz kenarın tepe açısı 52. 180'den 52 çıkartıyorum. 128. 2'ye bölüyorum. 128. 2'ye bölüyorum. Kaç çıkıyor arkadaşlar? 128 2'ye böl. 64 biçi şey geliyor. Evet 64 geliyor. Yani alfayı da böylelikle 64 buluruz arkadaşlar. Yani burası da 64, burası da 64 olur. Cevabımız böylelikle Denizli oldu ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. ÖSYM tadında sorulardan ikincisini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında sorular üçüncüsünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.